Türkiye'nin dünyaca ünlü güldürü ustası Aziz Nesin, Temmuz ayında gittiği Çeşme Festivali'nde otel odasında geçirdiği kalp krizinden öldü. Aziz Nesin, 80 yıllık yaşamında sadece 110 mizah kitabı yazmakla kalmadı, düşünür ve eylem adamı olarak da yer aldı. Toplumun sosyal ve ekonomik yaralarını mizahla dile getirmiş, bedelini de hapis, sürgün ve davalarla ödemişti. Uluslararası birçok mizah ödülünü de alan Nesin'in eserleri birçok dile çevrildi. Yapıtlarında Çehov gibi bir hüzne rastlansa da gene de ilk elde bir mizah yazarıydı. Yaşam felsefesini önce düşünmek, sonra düşündürmek, daha sonra da güldürmek olarak tanımlardı. Ölümü bekleniyordu ama yine de bizlere hem sonsuz acılar vermiştir Aziz Bey'in ölümü, hem de büyük sorumluluğumuzu bize ölümüyle hatırlatmıştır. Birçok arkadaşımız yazdılar Aziz Nesin'le ilgili görüşlerini belirtirlerken. Dediler ki şimdi biz gerçekten de ne yapacağız? Çünkü bizim adımıza konuşan bir insan vardı. Hep bekliyorduk, düşünüyorduk, diyorduk ki nasıl olsa Aziz Nesin bu konuda bir şey söyleyecek. Şimdi artık Aziz Nesin söylemeyecek. Bizler söyleyeceğiz. Aziz Bey'den aldığımız örnekle bizler ona layık olmaya çalışacağız. Çok zor bir şey, onu söyleyeyim. Nesin 44 yılında subayken sol görüşlerinden dolayı ordudan atıldı ve yazarlığa başladı. 93 yılında geçirdiği beyin kanaması tüm gövdesini felç etti. Ama doktorları bile şaşırtarak kısa zamanda ayağa kalktı ve toplumsal baskıları protesto etmek için aydınlar dilekçesine ön ayak oldu. Bu dilekçe yüzünden Nesin ve diğerleri mahkemeye sevk edildilerse de aklandılar. Aziz Nesin şok tedavisi uygulayan bir doktor gibi halkı devamlı sarstı. Türkiye'nin %60'ı aptaldır diye bir açıklamada bulununca bazı kişilerce mahkemeye bile verildi. Şunu itiraf ederim, kimi zaman şöyle düşünmüşümdür. Ben Aziz Nesin'in yerinde olsam orada şu durumda şöyle davranmazdım ya, şu sözü söylemezdim. Ama Aziz Nesin'in o sözü söylemiş olması Aziz Nesin'e yakışmıştır. Başka kimse zaten öyle söyleyemezdi. Söz gelimi Türk milletinin %60'ı aptaldır gibi bir sözü her baba yiğit doğrusu söyleyemez. Aziz Nesin bunu söylemiştir. Ben öyle söylemezdim ama faydalı olmuştur. Yani Türk milleti bugün sanıyorum ki Aziz Nesin'in ölümünden sonra onu da bir vasiyet gibi, bir baba nasihati gibi belki düşünecektir. Aziz Nesin acaba neden böyle söyledi? Tabii ki Türk milletinin aptal olmadığını Aziz Nesin biliyordu. Her millet öteki millet kadar akıllıdır yahut aptaldır. Ama o kendi ulusunu uyarmak istedi. Bir bakıma bir elektrik şoku gibi bir şeydi onun sözleri, onun davranışları. Doğrusu budur. Arkadaşlarına karşı da, evlatlarına karşı da sözünü sakınmaz bir insandı bütün sevecenliğine rağmen. Ama onların iyiliği için yapardı bunu. Aziz Nesin kimsesiz ve yoksul çocuklar için bir vakıf kurdu. Şu anda sayıları yüze varan üniversite mezunu genç insan bu vakıfta yetişerek hayata atılmış durumda. Bugünse vakıfta yaşları 6 ile üniversite çağında 34 çocuk ve genç barınıyor. Siz de bu vakıfta mı çalışıyorsunuz? Evet. Nazmi sen en küçükleri misin? Ben de. Sen de? Ama boyu... Hani ay geçmeye zaman soruyordu. Siz Aziz dedeye yaramazlık yapıyor muydunuz? Bazen yapıyordum. Ne diyordu size? Maruz çocukların hakkı diyordu. Hiç kızmıyor muydu size? Bazen kızıyordu. Ne diyordu o zaman? O zaman çok şunları kız yapmıyordu. Nesin vasiyetinde öldüğü zaman dini tören istemedi. Yeri belli olmadan vakfın bahçesine gömülmek istedi. Yaşarken Bakanlar Kurulu Nesin'in bu konudaki dilekçesini geri çevirmişti. Ama yazarın ölümünden birkaç saat sonra oraya gömülme kararnamesini imzaladı. Vakfın bahçesine 8 mezar açıldı ve bunlardan birine gizlice gömüldü. Yazar mezarının belirsiz olmasını
ve üstünde vakıfta kalan sevgili çocuklarının koşup oynamalarını istedi. Bu bir yerde ömrünün son yıllarında ülkedeki aşırı dini kesimlere olan tepkisinin bir sonucuydu. Aziz dedemiz her zaman masa başında gözleri iyi görmediği halde gazete okumaya çalışırken yahut bir kitap okumaya çalışırken yahut yazmaya çalışırken hatırlayacağım. Süleyman, şimdi hepimiz biliyoruz Aziz Bey burada bu bahçede bir yerde görüyor ama kimse bilmiyor nerede. Nasıl bir duygu bu sizler için? Şöyle, ben dediğim gibi inanmadığım halde, yani o an öldüğüne inanmadığım halde, öldükten sonra buraya gelmesi benim için çok güzeldi. Çünkü halen yaşadığına inanıyorum ben o zaman. Ve bir an bahçeye çıktığım zaman sanki çıkacak da karşıma, yani her zaman toplantılarda bizimle konuştuğu gibi bir şeyler söyleyecek. Yine öğütler verecek. Yaşam üzerine, çalışmak üzerine bir şeyler söyleyecek diye bekliyorum. Her zaman, ve bu hoşuma gidiyor. Bunu beklerken de onun söyledikleri aklıma geliyor. Ve o zaman ona geri davranıyorum. Yazar son yıllarında Türkiye'yi ve tüm dünyayı dinsel bağnazlığa karşı uyardı. Son isteği fundamentalist akımlara karşı bir hareket hazırlamaktı. Bu amaçla Türkiye'de uluslararası anti-fundamentalist konferans toplanması için bir komite çalışmaları içindeydi. Bildiğiniz gibi tarih boyunca ne kadar savaş olmuşsa bunların görünen dış nedenleri ya dindir ya milliyettir. İki şeyle insanlar inandırılır ve savaşa girer. Tabii asıl gerçek nedeni bunlar değildir ama bunlar gibi gösterilir. Şimdi buna karşı şöyle bir şey düşündüm ben. Bir uluslararası konferans düzenlesek de diyorum. Yararlar, düşünürler, efendim bilimciler böyle bir konferans düzenlesek de laisizm üzerine, fundamentalizm üzerine, efendim ve hoşgörü üzerine. Çünkü başka çaremiz yok. Bu hoşgörüyle belki bunu önleyebiliriz. Bu bir tabii tek çare değildir ama bir çarelerden bir tanesidir. Böyle bir konferans olursa iyi olur diye düşünüyorum. Bunun da maddi destekleri gerekiyor tabii. Efendim örneğin UNESCO gibi, yalnız UNESCO değil, bu tehlike için, bu dünyanın tehlikesi aslında globalizm diye söyleniyor. Global tehlike aslında bence, bana göre bu fundamentalizm şeyidir, tehlikesidir. Bu tehlikenin bilincine varmış olan devletlerin de destekleriyle böyle bir uluslararası konferans düzenleyelim. Basına yansır, medyaya yansır, böylece dünya kamuoyuna da yansımış olur. Bir iyi hareket olur, olumlu hareket olur diye düşündüm. Ve ilk kez buraya gelince İsveç'te bunu açıkladım. Şimdi o artık aramızda yok. Bu bayrağı siz dostları, yazar arkadaşları istenecek misiniz? Anti-fundamentalist kurultay herhangi bir dine karşı değildir. Dindarlara karşı asla değildir. Dünyanın her yerinde yükseldiğini gördüğümüz, ki orada örneklerle bunu söyledi, Hristiyan, Müslüman, Budist fark etmez, dinsel fanatizme karşı uygar dünyanın uyanık olması yönünde, mücadele etmesi yönünde bir çağrıdır bu. Türkiye üzerinde bu çağrı elbette şeriatçılara karşı bir mücadele çağrısıdır. Bunu zaten uygar insanlar yapmada, her biri kendi olanakları ölçüsünde, kendi sınırları içinde, kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi zaten yapıyorlar. Yazılarıyla, eylemleriyle, toplantılarıyla. Ancak bir kurultaya dönüştürmek bunu, uluslararası bir kurultaya dönüştürmek olayını düşünmek gerek. Bu arkadaşlarla tabii ki bir toplantı yapacağız. Bana gelen bilgiye göre birkaç yüz isim gelmiş sekreteriyeye. Evet, bunu bana cumartesi günü Aziz Nesin'i anma toplantımızda söylediler. Sanıyorum ki bunları değerlendireceğiz. Ve Aziz Nesin'in bu gerçek vasiyetine uygun bir şeyler yapmaya tabii ki çalışacağız. Aziz Nesin, Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının Türkiye'de yayınlanmamasını bir demokrasi ayıbı saydı. Başyazarlığını yaptığı gazete, Nesin yurt dışındayken ondan habersiz Şeytan Ayetlerinden parçalar yayınladı Salman Rushdie'den izin almadan. Bu olay iki yazarın arasını açtı.
Rushdie ile Nesin'in arasındaki